Merhaba, ben Safa Kalender. Bugün sizlerle Memduh Şevket Esendal'a ait tam 3 güzel hikaye paylaşacağım. Kanalımızın dinleyicileri arasında Memduh Şevket Esendal hikayelerini dört gözle bekleyenler var şüphesiz. Bunu görüyoruz, yorumlarınızdan takip ediyoruz. Biz de bu isteklerinizi dikkate alarak Memduh Şevket Esendal'dan güzel hikayeler seçtik sizin için. Peş peşe, ardı ardına onları şimdi sizlerle paylaşacağım ve eminim ki siz de severek can kulağıyla bu hikayeleri dinleyeceksiniz. Hikayelerimize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız Memduh Şevket Esendal'ın paylaşacağımız ilk hikayesi olan Nazlı Hanım'la başlayalım. Ortalık kararmaya başlayınca Nazlı Hanım elindeki işi bırakıp kolundaki saate baktı, sonra giyindi, tam 9'da yemek odasına indi. İstanbul'da Büyükada'da oturuyorlar. Kocası mühendis Murat Şevegeroğlu. 50 yaşlarında, orta boylu, geniş omuzlu, buğday benizli, ağır başlı bir adam. 9'a 10 kala adaya varan vapurla gelir, 9.30'da bahçe kapısından girmiş olur. Köşkün kapısını karısı açar, yavaş sesle kocasına ''Hoş geldiniz'' der. O da karısına ilkin ''Nasılsınız?'' der, sonra da ''Hoş bulduk'' diye karşılık verir. Şapkasını, varsa sırtından pardösüsünü karısı alır, holde ayrıca yapılmış ufak bir askıya asar. Doğru yemek odasına giderler. Bu her akşam böyledir. Yeşil meşeden ağır, güzel bir yemek masası. Gümüş şamdanlar, gümüş takımlar, billur, güzel bir çanakta çiçekler. Koyu yeşil renkli yüksek bir çini soba. Yerde koyu renkli bir halı. Biraz loşça, geniş bir yemek odaları var. Yemek odasında Vuslat Hanım, Murat Bey'in teyzesinin kızı, sofra başında, oturacağı sandalyenin arkasında, ayakta bekler. Murat Bey girince onu başıyla hafifçe selamlar. Sofraya hizmet edecek olan kız da kara elbise üzerinde bembeyaz önlüğüyle sobanın yanında durur. Vuslat Hanım 45 yaşlarında bir kızdır. Gençliğinde geçirdiği sıraca yaralarının yerlerini kapamak için yakası kapalı, koyu renkli bir elbise giyer. Soluk renkli, sessiz, çok korkak gibi duran, sorulmadıkça hiçbir söz söylemeyen bir kadındır. Sofranın başına Nazlı Hanım oturur, sağına kocasını, soluna da Vuslat Hanım'ı alır. Tam yemek başlayacağı sırada yemek odasının kapısı açılır, içeriye kısa boylu, toz toparlak, sevimli yüzlü, yaşlıca bir kadın girer, kapının arkasında durur. Kısacık kollarıyla tombul ellerini karnı üstünde zoruna kavuşturur. Yemek bitinceye kadar da orada öylece kalır. Bu kadın bu evin emektar adamlarındandır. Dışarıda evi, çoluğu çocuğu vardır, kendisi bu evde kahya kadın gibidir. Adı Fatma'dır. Dedikoducu olduğu için evdeki hizmetçiler ondan pek haz etmezler, o gelince sözünü keserler. Yemekte bu kadının niçin bulundurulduğunu Nazlı Hanım bilmez, kocasına da sormaz. Yemekte konuşursa yalnız Murat Bey ile konuşur, orada olanların hepsini dinlerler. Murat Bey bir şey sorarsa ona karşılık verilir, bu karşılık da kısa olur. Murat Bey ağır adam olduğu için gevezelikten pek hoşlanmaz. Yemek bitince ilkin Fatma Hanım çıkar gider. Sonra Nazlı Hanım kocasına bakar, kocası da ona bakıyorsa dişini temizlediği çöpü de kül tablasına atmışsa Nazlı Hanım peçetesini sofranın üstüne koyar, ayağa kalkar, sofraya hizmet etmiş olan Kalyopi de sandalyesini çeker. Yemek odasından çıkarlar, aradaki geniş sofayı geçip yemek odasının karşı köşesindeki geniş kitap odasına giderler. Burada Nazlı Hanım iri, gümüş cigara kutusunu kocasına getirir. Cigarasına ateş vermez, Murat Bey altın çakmağını kullanmaktan hoşlanır, bunun için de kimsenin yaktığı ateşe cigarasını uzatmaz. Bu çakmağa benzin koymak, işleyip işlemediğine bakmak, Murat Bey'in Galata'daki hanında yazıhanesine odacılık eden Nesim adında bir çocuğun işidir. Murat Bey kahvesini, cigarasını içmedikçe gazetelere el atmaz. O gazetelerini almadıkça da Nazlı Hanım olsun, Vuslat Hanım olsun ellerini işe yahut kitaba sürmezler. Murat Bey, uzanıp üstünde gazeteler duran küçük masayı yanına çekince kadınlar da işlerini veya kitaplarını ellerine alırlar. Odada kağıt hışırtısından başka bir ses duyulmaz. Köşkte derin bir sessizliğe gömülür.
Saatler geçer, bu sessizlik içinde sofadaki saat bir yarım saati çalar. Murat Bey cebinden ince bir altın saat çıkarıp bakar. Nazlı Hanım yatma zamanının geldiğini anlar. Biraz sonra Murat Bey yeniden saatine bakınca iki kadın da dikiş yahut örgülerini toplar, kitap okuyorlarsa şerit koyup kapatırlar. Onlar yukarı yatak odalarına çıkarlar. Yukarı sofada Kalyopi yahut Nazlı Hanım'ın odasına bakan Meserret adındaki güzel kız bulunur. Karı koca ayrı odalarda yatarlar. Nazlı Hanım kocasının odasına girer, suyu, sütü hazır olup olmadığına bakar. Murat Bey gece uyanır, cigara içer, sonra da bir bardak soğuk süt içip yeniden yatar. Her şey hazır, yerli yerinde ise Nazlı Hanım çekilir. Sofada hizmetçi kıza izin verilir, odasına gider. Her sabah 6'da Nazlı Hanım uyanır, giyinir, kocasının odasına girer. Perdeleri açar, Murat Bey kalkar, tıraş olur, giyinir, yemek odasına iner. Muslat Hanım sabah kahvaltılarına gelmez, geç kalkar, kahvaltısını da odasında yapar. Murat Bey kahvaltısını bitirince kalkar, yemek odasında karı koca ayrılırlar. Nazlı orada kalır, Murat Bey sofaya çıkar. Sofada Murat Bey'i, Safa adındaki adamı karşılar. Bu Safa uzun boylu, iri kemikli, kuru, çökük avurtlu, alnı kara sarı, ufacık kara gözlü, korkunç suratlı bir adamdır. Murat Bey'in kahyası vekil harcı sayılır. Murat Bey o gün ne alınacak, ne pişirilecek, ne hazırlanacaksa Safa'ya söyler. Beğenmediği bir iş olmuşsa ona çıkışır. Bahçe kapısına kadar beynin arkasından gider, emirleri bitmezse daha da yürür. Safa, Fatma Hanım'ın kendisini beye kurmakta olduğundan işkillidir. Fatma Hanım'ın yüzüne gülerse de yere vurmak için bir fırsat kollar. Arada sırada Vuslat Hanım'ın da sofada Murat Bey'i karşılayıp birkaç dakika konuştuğu olur. En uzun 3 dakikayı geçmeyen bu konuşmalar sanki bir iş danışmak içindir. Ama doğrusu evdekilere karşı bir gösteriştir. Vuslat Hanım'ın aklınca ev sahibiyle bu birkaç dakikalık görüşmeler bu Safa'ya, bu Fatma'ya, kendi oda hizmetçisi Hayriye'ye karşı bu evde sığıntı olmadığını göstermek içindir. Danıştığı işlere Murat Bey ne derse desin, bir değeri yoktur. Moda'daki evinin, Kadıköy'deki dükkanlarının işlerini Safa'ya gördürür. Bankaya yatırdığı paraların hesabını da kendisinden başka kimse bilmez. Nazlı Hanım, kocasının bahçe kapısından çıktığını pencereden gördükten sonra yatak odasını toplamaya çıkar. Bu oda toplamasında Meserret, ara sıra da Fatma Hanım, Nazlı Hanım'a yardım ederler. Nazlı Hanım bu Fatma'yı hoş tutarsa da pek sevmez. Bu kadının her şeyi görüp her işi bilmeye çalıştığını, kapılardan dinlediğini, ağız aradığını sanır. Nazlı Hanım, evdeki hizmetçilerin de Fatma Hanım'a inanmadıklarını görür. Bu Meserret'i dener, ona güvenmek ister. Ara sıra onunla konuşur, ona öteberi verir. Evde hizmet edenlerin hepsine de sırası düştükçe bir şeyler verir. Onlar da Nazlı'yı sever görünürler. Hizmetçiler arasında geçen dedikoduları Fatma Nazlı Hanım'a getirir. Onların doğruluğunu Nazlı Meserret'ten anlamaya çalışır. Safa denilen adamla Uslat Hanım'ın işine bakan Hayriye, doğrusu iki akıllı, iki açık göz insanlardır. Nasıl oluyor da Murat Bey bu Safa'ya inanıyor? İlkin handa odabaşı gibi kullanırken son yıllarda eve getirmiş. Güvenilir adam değildir. Bu adamlar arasında bu evde hiçbir şey gizli tutulamaz. Nazlı, duygularından hiçbirini söylememeye çalışır. Büyük anasının evinde de yalnızlığa alıştığı için herkesi dinleyip susmak, yalnızca gülümsemek ona güç gelmez. Odaların temizliği bitince Fatma Hanım'la Meserret aşağı inerler, Nazlı odasında kalır. Nazlı bu yıllarda 20 yaşlarında kadardır. Kocasıyla aralarında 30 yaş kadar fark vardır. Murat Bey genç yaşlarında evlenmemişti. Bu evde anası, büyük kardeşi Fuat Bey, onun karısı Yekta Hanım yaşıyorlardı. Şimdi Vuslat Hanım'ın yaşadığı daire, anaları Naime Hanım Efendi'nin dairesiydi. Bu hanım bir sadrazam kızıymış. Murat Bey, babası Şevegerzade Ahmet Efendi'yi hatırlamaz. Murat Bey'in yetiştiği günlerde en büyük kardeşleri Fuat Bey genç bir adamdı. Babalarından kalan işleri de o çeviriyordu. Vedat Bey adında bir erkek kardeşleri, genç yaşında kendini denize atıp öldürdü. Bir kız kardeşleri de kızken hastalanıp birkaç gün içinde öldü gitti.
Murat Bey mühendis olunca ilkin devlet hizmetine girip İzmir'de çalıştı. Bir kışla bir hastane yaptı. Sonra devlet hizmetini bırakıp kendi hesabına evler, tütün depoları yapmaya başladı. Gençliği de buralarda geçti. Kardeşiyle birleşip taahhüt işine giriştiler. Bu yıllarda arka arkaya Fuat Bey ile karısı Yekta Hanım öldüler, Sedat adında bir oğulları kaldı. Murat Bey, Sedat'ı burada okuttu, sonra İngiltere'ye yolladı. O da amcası gibi mühendis oluyor. Kardeş ölünce Murat Bey İstanbul'a gelmiş, ailesinin işlerini de eline almıştı. Bir İtalyan metresi olduğu, onun da evleneceği, arkadaşları arasında konuşuluyordu. Doğrusu bu kadın İsviçreli bir mühendisin karısıymış, kocasını bırakıp Murat Bey'e kaçmış. 5 yıl onunla yaşadıktan sonra bırakıp savuşmuş, giderken de Murat Bey'in biraz parasını götürmüş. Fuat Bey'in ölümünden 2 yıl sonra anaları da öldü. Köşkte Murat Bey ile Vuslat Hanım'dan başka kimse kalmadı. Bir aralık Murat Bey'in Vuslat Hanım'ı alacağı lakırtısı çıktı, bu lakırtıyı çıkaran Fatma'dır. Vuslat Hanım, Murat Bey'den yüz görmediği için bu sözlerden hoşlanmadı. Bu dedikodunun kendisi tarafından çıkarıldığını sanarak Murat Bey'in onu köşkten uzaklaştıracağından korktu. Vuslat Hanım, İngiliz Ekrem Bey denilen bir deniz subayıyla Naime Hanım Efendi'nin kız kardeşi Selime Hanım'ın kızlarıdır. Anası ölünce kimsesiz kalmıştı. Teyzesi yanına aldı. Köşkte yer içer, anasından kalan bir evle birkaç dükkandan aldığı parayı da biriktirir. Murat Bey, Vuslat Hanım'ı almasa bile, eğer evlenmezse yavaş yavaş evin idaresinde bu hanımın söz sahibi olacağından çekinerek eve bir hanım getirmek düşüncesine kapıldı. İstediği, 30 yahut 35 yaşlarında, okumuş, şöyle temiz bir kız almaktı. Avukatı Fehmi Becerir'e açıldı, o da Nazlı Hanım'ı buldu. İlkin Murat Bey, yaşı küçük diye Nazlı'yı almak istemiyordu. Ancak kızın yetiştiği evi, kızın kendisini, büyük anasını gidip görünce Nazlı'yı istedi. Nazlı'nın bir büyük anasından başka kimsesi kalmamıştı. Hisar'daki yalı eskileşmiş, büyük hanım da yoksullaşmıştı. Arada yaş farkı çoksa da kızın hiç olmazsa zengin bir kocası olur, paraca olsun biraz gün görür denildi. Nazlı hiç düşünmeden varırım dedi. Bu kadar yaşlı bir adama isteyerek varacağı umulmuyordu. Belki bu evin yalnızlığından bıkmıştı. Yahut kim bilir ne düşündü. Büyük annesi şart koştu. Ben ölünceye kadar Nazlı İstanbul'da oturacak, en az haftada bir kez gelip beni görebilecek. Bu şartlarla kız kocaya verildi. Murat Bey her şeyi yaptı. Giyim kuşam, güzel elmaslar, her şey alındı. Nazlı'nın yeni geldiği bu evle büyük anasının evi arasında benzerlikler vardır. O da böyle geniş, sessiz bir evdir. Orada da Nazlı'yı hiçbir işe karıştırmazlardı. Burada nasıl kocası her şeyi düşünüyor, pişecek yemeğe kadar o buyuruyor, evin her işiyle o ilgileniyorsa, eski evde de büyük annesi düşünüyor, buyuruyor, Nazlı evin işlerinden hemen hiçbir şeyi bilmiyordu. Burada da öyle oldu. Kocası ne kazanır, işi gücü nedir, parası ne kadardır bilmiyor. Kocasıyla pek az konuşuyorlar. Murat Bey evde geçen dedikoduları öğrenmek ister, bunun için de Fatma'yı kullanır da karısının ne düşündüğünü merak edip araştırmaz. Nazlı'nın kendisinden de bir şey sormaz. Murat Bey gençliğinden, çocukluğundan beri şaka etmekten, öteki berikiyle eğlenmekten, evdekilerle yüz göz olmaktan hoşlanmaz. İnsanların onu sevdiklerine değil, saydıklarına inanır. Yanındakiler onu sevmişler veya sevmemişler tasa değildir. Yeter ki saysınlar. Nazlı için de bu evde her şey yerli yerindedir. Vuslat Hanım bile bu suratıyla başka türlü bir kadın olsaydı çekilmezdi. Bu Fatma ancak fesatçı, dedikoducu bir kadın olabilir. Murat Bey de eğer bu yüzü, bu gövdesiyle güler yüzlü bir adam olsaydı büsbütün sevimsiz olurdu. Nazlı'nın büyük anası da Murat Bey'e biraz benzer. Bu hanımı da sayarlar. Kocası da bu hanımı saymıştır. Belki anası babası bile. Ancak sevip sevmedikleri belli değildir. Bugün bile Nazlı, büyük anasını sevip sevmediğini iyice bilemez. Bu evde birkaç şey vardır ki büyük anasının evinde yoktu. Bunlardan biri kitaplardır. Dolaplar, raflar dolusu, hesapsız, sayısız kitaplar. Her dilden kitap. Bunların birçoğu bu evin eski sahiplerinden birinden kalmış. Murat Bey biraz Fransızca, biraz da Almanca bilir ama az. Kitap okumaktan da hoşlanmaz. Belki Fuat Bey yahut Yekta Hanım okumuşlardır. İkincisi de bir resimdir. Bir gravür. Bir genç adam resmi. Başı açık,
Ayakta duruyor. Geniş bir boyun bağı boynunu kaplıyor. Dar bir beyaz pantolon, kısarak bir redingot giymiş. Bu resim yukarı katta, küçük salonda asılıdır. 1 metre boyunda, 80 santim enindedir. Hiçbir yerinde bir yazısı yoktur. Bu kimin resmi, buraya niçin asılmış, Nazlı bilmiyor. Kimseye de sormadı. Bu resme karşı duyduğu sevgiyi, tutkunluğu anlayacaklarmış sandı. Bu resim, Nazlı'nın sevdiği, yaşayan bir adamın resmidir. Kocaya varmadan önce bu resmi görseydi, ona bu tutkunluğu göstermezdi. Şimdi kocanın ne demek olduğunu anlamış bulunuyor. Bu resmi de kocasıymış gibi seviyor. Bu resim, Dame de Sion'dan beri okuduğu hikayelerin kahramanlarından, Nazlı'nın beğendiği bu delikanlı da canlanıyor. Okuduğu hikayelerde, eskiden başkalarına yaşattırılan sevgileri, hırsları, kıskançlıkları, yalanları, Nazlı şimdi kendi düşünüp yarattığı hikayeleri de bu adamla birlikte yaşıyor. Dalıp gidiyor, saatler geçiyor. Uzun duvarlar boyunca giden çamurlu yollar, maskeli, şal atkılı, şiş etekli kadınlar, bitmez tükenmez ölümler, cinayetler, gizli doğurmalar, falcı kadınlar, çalınan çocuklar, batakhaneler, büyük ziyafetler, balolar, haydutlarla çalışan kibarlar arasında büyük hikayeler. Öteki evde bu resim yoktu. Orada bahçeye çıkıp gezerse bu düşüncesiz bir gezinti olurdu. Burada serin, nemli bir güz akşamı, arkasına bir şal alıp ıslak pirinler üzerinde gezmeye çıkarsa yanında o adam vardır. O günün hikayesine göre ona söyleyeceği yahut saklamaya çalışacağı acı tatlı sözleri vardır. Bunları düşünürken alt katın büyük balkonunun bir köşesinde elinde kitabıyla Vuslat Hanım'ı dimdik oturur görmekten hoşlanır. Düşündüğü, içinde yaşattığı hikayeleri bu kadın çok iyi canlandırır. Öteki evde bunlar yoktu. Orada erkek Nazlı'nın duygularında bir gölgeydi. Buraya gelince gölgelikten çıktı, adamlaştı. Nazlı'nın düşüne girer oldu. Nazlı, büyük annesinin evinde bir odada yalnızca oturur, örgü örerken bütün evi dinlerdi. En ufak seslerden birçokları gibi o da evde neler olduğunu anlardı. Bakkalın çırağı ekmek getirdi. Komşuları Mürüvvet Hanım gelip büyük anasının odasına girdi. Fatih bahçede tavuk kesti, Şükran aşağı taşlığa indi. Kocasının evine geldikten sonra bu anlayışı, bu dinleyişleri kendisini bile şaşırtacak kadar arttı. Öyle günler oluyordu ki, Meserret odasına gelse, daha ağzını açmadan ona, ''Tentür diyet isteyeceksin değil mi? Ne oldu?'' diye soruyordu. Mahmut Ağa elini kesti. ''Nasıl anlıyorum?'' diye düşünürdü. İçine gelen doğru çıkıyor. Bir seferinde söylemek istediği bir sözü ondan önce söyleyince hem Fatma şaştı hem de kendisi. Meserret de oradaydı. Nazlı odadan çıkınca Fatma Hanım Meserret'e, ''Bu kadın karışık mıdır nedir?'' dedi. ''Ben bundan korkmaya başladım.'' Meserret de ''O öyledir.'' dedi. Murat Bey hastalandığı günde Nazlı Hanım bunu duymuştu. Murat Bey İstanbul'a inmek üzere her günkü gibi evden çıkmıştı. Nazlı da yukarı çıkmıştı. Meserret'le oda topluyorlardı. İşini bırakıp aşağı indi, yemek odasının penceresinden bahçeye baktı, sonra Hayriye'ye ''Bak, Safa oradaysa bana çağır.'' dedi. Safa gelince onu iskeleye yolladı. ''Bak, bey vapura bindi mi?'' dedi. İskele üstünde bir tanıdığıyla görüşürken Murat Bey'e bir nefes darlığıyla sıkıntı gelmişti. ''Beni eve götürün.'' demiş, olduğu yere yığılmış. Kaldırıp eczaneye götürmüşler. Safa, onu eczaneden çıkarıp evine getirirlerken bulmuş. Murat Bey eve geldi, yattı. İstanbul'dan hekimler geldi, Murat Bey nöbeti geçirdi, bir ay kadar evde kaldı. Murat Bey'in hastalığı sırasındaydı. Kocası yatağında uyuyor, Meserret de kapı önünde bekliyordu. Nazlı da hastanın ayak ucunda bir uzun sandalyeye uzanmıştı. Öyle geldi ki, küçük salondaki resim çerçevesinden çıktı, büyüdü, salonun ortasında durdu. Biraz sonra kapı açıldı, dışarıda sofanın karanlığı içinde onu gördü. İçeri girecek diye Nazlı korktu. ''Uyanık mıyım?'' diye düşündü. Biraz sonra Murat Bey uyandı, kımıldandı, öksürüğü boğazında düğümlenerek sordu. ''Kim var burada?'' Nazlı ayağa kalktı. ''Ben buradayım.'' dedi. ''Daha yatmadın mı?'' ''Yatmadım.'' ''Odaya kim geldi?'' Nazlı'nın tüyleri diken diken oldu. ''Kimse girmedi.'' dedi. ''Saat kaç?'' ''Yarım.''
Ben iyiyim. Siz de yatınız. Nazlı odasına çekildi. O gece resimdeki adam Nazlı'nın odasına geldi. Gece masasının üstündeki ışığı yanar bırakmıştı. Kapının açıldığını duymadı. Onu yanında gördü. Saçlarını yanağında duydu. Kocasının içeride hasta yattığına üzülerek delikanlının boynuna sarıldı. O geceden sonra da kendini kocasını aldatmış bir kadın saymaya, içinde gizli bir üzüntü duymaya başladı. Evdekiler düşünceliydi. Murat Bey'in ölümü bu evi dağıtabileceği için hepsi düşünceli olmuşlardı. Bunlar arasında Vuslat Hanım korkusunu saklamıyor. Her gece yeni şeyler düşünüp kuruntuyla Murat Bey'i bir gecede birkaç kere öldürüp dirilttikten sonra sabah erken Hayriye'yi çağırıp ondan hastanın ne durumda olduğunu soruyor. Sonra adeti değilken kahvaltı için yemek odasına iniyor, orada Nazlı'yı görünce ''Güzelim'' diyordu, ''Hastamız bugün biraz daha iyidir inşallah. Hekimler ne dediler?'' Nazlı da ''Evet, buyurduğunuz gibi biraz daha iyicedir. Hekimler biraz daha yatmasını istiyorlar.'' diyordu. ''Yatsın güzelim, yatsın. Bir hasta bakıcı getirmeyi düşünmüyor musunuz? Ben sizi de biraz yorgun görüyorum.'' Nazlı Hanım ''Yorgunluğum gönül üzüntüsü olacak.'' diyor. Ve isterse hasta bakıcı getirmek zor bir şey değil. Ağır bir hizmeti de çok şükür yok. Vuslat Hanım yemek odasından çıkınca Safa'yı buldurup onunla dertleşir, onu doktorlarla görüştürüp hastalığın tehlikesi olmadığına kendisini inandırmak isterdi. Fatma Hanım, ikide bir yukarı çıkıp kapıda bekleyen Kalyopi'ye yahut Meserret'e hastanın nasıl olduğunu sorar. Kimlerin gelip gittiklerini, kimlerin telefonla aradığını anlamaya çalışır. Nazlı Hanım kocasının hastalığını ağır buldu. Ancak öleceğini sanmadı. Ancak Murat Bey ölümü düşünmüş olacak ki bir gün karısını yazı odasına çağırarak bir kasa gösterdi. ''Benim bütün hesaplarım bu kasadadır.'' dedi. Nazlı Hanım hiç sesini çıkarmadı. Gene o günlerde sofra başında ''Sedat'ı buraya çağırdım.'' dedi. ''Bir takım işler çıkıyor. Yorgunum, girişemiyorum. Gelsin işlerin başında bulunsun.'' Nazlı ile Vuslat Hanım hiçbir şey söyleyemediler. Ertesi günde Fatma'ya annemin dairesini Sedat'a hazırlayınız diye emir verdi. Bunlardan anlaşılıyor ki Murat Bey geçirdiği rahatsızlığın bir daha gelirse onu öldürebileceğini düşünüyor, hazır bulunmak istiyordu. Sedat'ın amcasına ne karşılık verdiğini kimse öğrenemedi. Günler geçtikçe evin eski sessizliği içinde rahatı yerine geldi. Nazlı, kocasını gözden kaçırmamakla beraber üzüntüsüz görünüyor. Doktorlar da sağlık durumunu iyi buluyorlardı. Aradan 3 ay geçti. Güz yağmurları bahçeye güzel bir ıslaklık verdi. Çamların yaprakları ucunda damlacıklar diziliyor, kök narların altında pirin, ayak altında lastikleşiyor, yosun gibi irice çim çıktığı belli oluyordu. Nazlı, yeni hikayeler içinde tatlı geceler geçiriyor, kocasına karşı suçlu olmaktan korkmuyor, daha doğrusu Murat Bey'i artık koca gibi değil de evin büyüğü gibi tanımaya başlıyordu. Bir akşam gene kocasını kapıda karşılarken Murat Bey'in arkasında bir gölge gördü. Kocası hastayken salondaki resmi de böyle gölge gibi görmüştü. O dakikada Sedat Bey hiç aklına gelmedi. Resmin bu gelişlerini sıklaştırdığını düşündü. Onu kendisi gibi başkalarının da göreceğinden korktu. Ancak bir saniye süren bu düşünceyle rengi de uçtu. Gölge bir adım ileri gelip aydınlığa girince bunun Sedat Bey olduğunu anladı. Niçin hiç haber vermeden geldiğini de düşündü. Kocasının yanından ayrılarak yeni gelene yol verdi. Hafifçe gülümseyerek kocasının Sedat'ı tanıtmasını bekledi. Murat Bey yeğenine ''Yengeniz'' dedi. Nazlı hiçbir şey söylemedi. Güler yüzle ona da kocasına dediği gibi ''Hoş geldiniz'' dedi. Sedat kekeledi. Ne dediği anlaşılamadı. Murat Bey yemek odasına doğru yürüdü. Nazlı kocasının paltosuyla şapkasını götürdü. Sedat'ın geldiği evde hemen duyulmuş olacak ki Fatma göründü, gelip Sedat'ı etekledi. Vuslat Hanım yemek odasından çıktı, hizmetçi kızlar kapı aralığından gözetlediler. Bu karşılamada bulunmayı Murat Bey kendine yakıştırmayarak yemek odasına girdi. Bu yeni gelene sofrada verilecek yeri düşünerek Nazlı Hanım da yemek odasına girdi. Kocasına ''Nereye oturtacaksınız?'' diye sordu. Murat Bey, Nazlı'nın karşısına gelen yeri göstererek ''Buraya otursun'' dedi. Nazlı da Kalyopi'ye ''Buraya bir takım getir'' dedi. Sofrada yalnız Murat Bey ile yeğeni konuştular. Bu konuşmalarından Nazlı, Sedat Bey'in İstanbul'a dün geldiğini, geceyi bir otelde geçirdiğini anladı.
Sedat Bey bugün amcasına gelmiş, o da eşyasını otelden aldırıp eve getirmiş. Niçin Sedat Bey doğrudan eve gelmemiş? Sedat 19 yaşında İngiltere'ye gitmiş, 26 yaşında eve dönüyor. Doğrusu amca yeğen birbirini tanımıyorlar. Eskiden Sedat çocuktu, amcası da İstanbul'da az bulunurdu. Sedat, amcasıyla hiç de oturup konuşmamış değildi. Vuslat Hanım'ı da pek az tanıyor. Bu hanımla hısımlıkları sorulsa Sedat bilmeyecektir. Yemek odasının boşluğu içinde Nazlı, bu delikanlının salondaki resme benzemesine şaşıyordu. Uzunca boylu bir genç, gür kaşları, dalgalı saçları var. Her şeyi anlamaya çalışan parlak gözleri var. Amcası daha sade, daha göründüğü gibi bir adamdır. Yemekte ancak bir iki kere yengesiyle göz göze geldiler. Nazlı bu genç adamın kendisini beğendiğini anladı. Tabağına baktı, yüzü de biraz kızardı. Sofrada kimse Nazlı'nın delikanlıyla göz göze geldiğinin farkında olmadı. Murat Bey, genç karısı karşısında yeğeninden sıkılır gibi oldu. Vuslat Hanım da delikanlıyı pek beğendi. Sedat, amcasından başka kimsenin bir söz söylemediğine dikkat etmiş olsa gerektir. Evlerinin kuruluşu böyledir. Hatırlıyorsa babası Fuat Bey gününde de söz büyük anasınındı. Yemekten sonra salonda Murat Bey, yeğeniyle biraz konuşabilmek için gazetelerini yatak odasına yolladı. Nazlı adetini bozmadı, elinden örgüsünü bırakmadı. Murat Bey, konuşacak lakırdı bulmakta güçlük çektiği için İsviçre'de amcasını ilgilendirecek konular bulan Sedat konuşmaya çalıştıysa da bir aralık o da sustu. Biraz sonra da sofadaki saat vurdu. Değerli dinleyicilerimiz, Nazlı Hanım adlı hikayemizin sonuna geldik. Tabii bu hikaye sanıyorum sizde de öyle oldu. Açıkçası bende biraz böyle yarım kalmış gibi bir hava uyandırdı. Benzer bir durumu Çamlıca'daki Konak hikayesinde de yaşamıştık. Çamlıca'daki Konak Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımızda en çok dinlenen hikayelerden birisi oldu. Ve birçok dinleyicimiz videonun altına yorum olarak bu hikaye burada bitti mi şimdi, yani bunun devamı yok mu şeklinde ifadeler yazdılar. Evet, hikaye orada bitmişti. Nazlı Hanım hikayesi de burada bitti. Evet, şimdi sözü çok uzatmayalım ve küçük bir beğeni ve abone ol hatırlatmasında bulunarak geçelim ikinci hikayemize, belki de ikinci yazımıza. İnsanın Beni. Bir yerde mi okudum, bir kimseden mi duydum, şimdi bilmiyorum. Ancak çoktan beri bana öyle gelir ki herkesin içinde bir ben vardır. Bir ufacık, ufacık, parlak bir nokta. Kim bilir insanın kafasının ne tarafından çıkmış iplik gibi incecik, titrek, kıvrık bir sinirin ucunda bu parlak nokta olmasa, bence hayat karanlık, sessiz bir yokluk, bir duygusuzluk, bir adem olurdu. Herkesin dimağını, hareket ve hayatı temin eden elektrik merkezlerinin, muhtelif irtibat tertibatının ve hatırat mahfazalarının makine dairesiymiş gibi farz edelim. Ben dediğim o parlak, o ufak şey, bu dairenin içinde sessiz, titrek, muntazır, faal dolaşır, tertibatı tahrik eder, irtibatı bağlar, çözer. O sessizlik içinde insan cihanın bütün figanını, velvelesini duyar ve kendini hisseder. Bir taraftan muhitin bütün tesiratını beşere akseden bütün esvatı, elvanı, hatıratı tutup dolaplarına saklar. Biz ancak ben onları tekrar ziyaret etmedikçe onları tamamen unutmuş oluruz ve günün birinde kim bilir ne sebeple ben onları ziyaret ettikçe birdenbire onları hatırlar, hatta bazılarını nasıl olup da ezberlemiş olduğumuza ve unutmadığımıza şaşırırız. Bu taaccübü benim bir latifesi gibi telakki ederim. Bazen gözler açık bulunur, lakin bir şey görülmez. Bazen çağırırlar, insan duymaz. Şüphesiz o zaman ben meşguldür. Bazen yorgun olur, serseri, uyuşuk, ihmalci bulunur. İnsan saçma sapan şeyler düşünür yahut hatıratının tertibini kelimelerin münasebetlerine terk eder. Önünde bir çöp görür, sonra çoban kelimesini hatırlar. Bazen de aralarında hiç münasebet olmayan şeyleri uzun uzadıya düşünür durur. Acayip hareketi vardır. Görüştüğüm kimselerde bu benin nasıl çalıştığına dikkat ederim. Bunların içinde benleri mantıki ağır münasebetli olanları, cevval bulunanları,
Tembelleri, yorgunları, sersemleri olduğu gibi ayrıca itiyat, iptila sahipleri de bulunduğunu gördüm. Neden? Şüphesiz ben meşguldür yahut yorgun olur. O zamanlar serseri, uyuşuk, ihmalci bulunur. Dairesinin içinde sarhoş dolaşır ve insana saçma sapan şeyler düşündürür. Ancak hastalanmadıkça harekatı idare etmekte ihmali görülmez. Dimağın içinde böyle bir ben tasavvur etmek ve bununla meşgul olmak öyle pek kolay değildir. Ancak ben, hayli zamandır böyle meşgul olduğum cihetle sine levhasında bile gördüğüm adamların benlerini tetkik eder, kendimi eğlendiririm. Bu garip itiyadı arkadaşlarımdan birine naklettiğim esnada o tuhaf bir şey tahattür etmiş gibi birdenbire gülmeye başladı ve yarın öğleden sonra gidip nezarette kendisini görmemi rica etti, sebebini söylemedi. Ertesi gün nezarete uğradım. Nezaret dairesinin içinde bir hal gözüme çarpıyor ki tarif edemeyeceğim. Adeta bana herkes derin bir hayret içinde gibi görünüyordu. Büyük bir felakete uğramış adamların o garip ketumluğu, bütün nezaret memurlarında, hatta odacılarda, kapıcılarda bile görülüyordu. Şüphesiz bu benim vehmimdir. Lakin bana bu vehim neden geliyor diye düşündüğüm halde keşfedemiyordum. Yukarıdaki büyük salonda bir kalabalık vardı. Baş başa bir takım adamlar konuşuyorlar, bir takımları bıyıklarını çekiştirerek nezaret odasının kapısına bakıyorlardı. Arkadaşımın odasını bulmak için birkaç odayı dolaştım, nezaretin bütün memurları işsiz oturuyorlardı. Nazarı dikkatimi celbetti. Nedendir diye sordum. Arkadaşım cevap verdi. Evet, burada iki oda işlemektedir. Birisi mübayaat odasıdır, diğeri nezaret. Nazır, Allah razı olsun, bütün işleri yapar, biz böyle gördüğünüz gibi otururuz. Mesela bakınız, arkadaşım başlı başına filan işin memuru olduğu halde kimse kendisine müracaatta bulunmaz, çünkü herkes bilir ki müracaatta bulunsa da hiçbir faydası yoktur. Haydi gel gidelim dedi ve beni aldı, Nazır'ın yanına götürdü. Kapıda odacı duruyordu. Selamsız, sabahsız, istizansız odaya girdik. Ben hayretle Nazır'ı tanımam, nasıl gireriz, arkadaşımın elbet bir bildiği vardır diyordum. Odaya girdik, bir takım adamlar Nazır'ın önünde ayakta duruyor, bir takımları da karşısında oturuyor, bir üçüncü takım da açıkta duvar dibinde sırayla oturuyorlardı. Nazır bizi görmedi bile. Arkadaşım otur şuraya dedi, oturdum. O da yanımda ayakta duruyordu. Bana kendisi bir de cigara ikram etti, zaten herkes cigarasını içiyordu. Bir aralık Nazır'ı gördüm, telefon elinde cevap bekliyor gibiydi. Lakin zannedersem cevap almadan telefonu kapadı. O esnada gözü kapıdan yeni giren bir kimseye ilişti, hemen zili çalıp odacıyı çağırdı, ''Ben sana kimseyi sokma dedim, bak geldi oturuyor.'' diye yeni geleni gösterdi. O adam aldırmadı, Nazır'ın yüzüne bakıp sırıttı. O esnada başka bir odacı bir kartvizit getirdi, ona buyursun dedi. Sonra tekrar telefona sarıldı, ancak aklına ne geldi bilmem, tekrar yanına dönüp telefonu bıraktı ve önünde duran bir kağıda imza edip, karşısında ayakta duran bir adama uzattı, sonra sandalyesini ta yanına çekmiş oturan bir adama döndü, bu adamın yüzünde iç sıkıntısı ve sabırsızlık nümayandı. Yavaş yavaş Nazır'ın kulağına bir şeyler söyledi. Nazırsa yüksek sesle cevap verdi. ''Hiç bekleme, cevap vermem. Ben havaya para vermem.'' dedi. Ve döner sandalyesinin üzerinde telefon tarafına döndü. O adam hayretle fesini arkaya itti, odadakilerin istimdad eder gibi birer birer yüzlerine baktı, ancak herhalde Nazır'ı bilir bir adam gibi görünüyordu. Arkasını dönünce tekrar sustu, beklemeye başladı. O esnada kapı çaldı, içeri omzunda iri yuvarlak bir demirle bir adam girdi. Bu, bir makinenin parçası olacak, bir adam güç taşıyabiliyordu, bu demirin diğer bir parçası da başka bir adamın elindeydi. Nazır, diğer biriyle konuşurken bunların gözüne ilişince lakırdığı yarıda bırakıp onlara baktı. Kırılan neresi bakayım diye gözlüğünü düzeltip gözlüğünün kah üstünden, kah altından bakıyordu ve her iki gözünün hattığı nazarı başka başka eğri olduğu cihetle iki gözü bir gözlüğe sığmıyor gibi görünüyordu. Arkadaşım yanımda izah etti ki bu dünden beri tamiri uzun bir mesele olan otomobilin demiriymiş. Nazır önündeki kağıtları karıştırdı, karıştırdı, hem karıştırıyor hem de gözlüğün üstünden bakarak karşısında elinde bir takım kağıtlar olduğu halde oturan nezaret erkanından birine bugün ayın kaçı olduğunu soruyordu, o esnada telefon çaldı.
Nazır döndü, aceleden telefonu ters tuttuğunu ve sol eliyle sağ kulağını aradığını görüyordum. İçimden bir gülmek uyandı, odadakilere baktım. Nazır'ın karşısında oturanların yüzlerinde nezaret memurlarına mahsus yeis ve hayret alametleri vardı. Uzakta oturanların içinde ise birbirine Nazır'ı gösterip gülenler vardı. Bir lahza sonra telefonu düzeltip görüşmeye başladı. Ne soruyorlardı, kiminle görüşüyordu bilmem. Tetkik ediyorum, şimdi hiçbir cevap veremem, piyasaları kıracağım diyordu. Şoför, omzunda demiri taşımaktan yorularak yağlı ucunu halının üstüne dayadı, Nazır telefonu kapadı, emini muhabere yarıdaydı. Odaya yeni giren genç bir efendinin elindeki kağıdı aldı ve derhal bu noksan diye iade etti. Efendi, kağıdı geri götürmeyerek masanın üstüne bıraktı, çıktı. Nazır sandalyesinde tekrar döndü ve yanında oturan adamla tekrar yüz yüze geldiler. O daha hiçbir şey söylemeden Nazır, "Tanımam," dedi, "ben havaya para vermem." "Canım efendim, neden havaya para verilmiş oluyor? Ben size milli sattım, parasını isterim." "Mal buraya geldi mi?" "Efendim kontrat burada, ben size orada teslim sattım. Şimdi trenler işlemiyormuş da gelmiyormuş, bunu siz düşünmeliydiniz." Nazır çoktan arkasını dönmüştü. Tekrar gözüne şoför ilişti, ancak onunla konuşacak kadar tevakkuf edemedi. Ta uzakta köşede oturan bir efendiye hitap etti. Pazarlığı ne yapacağız? O adam uykusu gelmiş gibi görünüyordu. Yavaşça başını kaldırarak, işte söyledim ya efendim, dedi. Yok, senin söylediğin gibi olmaz. Sen Mehmet Efendi ile görüştün mü? Herif ne cevap verdi bilmem. Arkadaşım yanımdan, Mehmet Efendi ile görüştüler. Un teslim olundu bile. Bu herif şimdi burada muhasebeciyi bekliyor. Evrakı da imza ediliyor. Nazır hala zanneder ki un pazarlık edilecek, dedi. Hiç hayret etmedim. Şüphesiz bu adam zeki bir adamdı. Ancak dikkate vakti yoktu. Mehmet Efendi kimdir diye sordum. Arkadaşım gülümsedi. Nazır'ın kahyasıdır. Şimdi gelir görürsünüz. Nazır bizi orada şüphesiz bir şey satmaya veya almaya gelmiş adamlardan zannediyor ve hiçbir şey sormuyor, kendisi bir lahza, bir dakika boş durmuyor, mütemadiyen işliyor, ancak bir iş üzerinde yalnız bir an durabiliyordu ve mütemadiyen bir işten öteki işe geçmek için telaş ediyordu. Bu telaş ve heyecan görülecek bir manzaraydı. Otomobil demirini tamir için gelenler 30 lira istiyorlardı, Nazır razı değildi. Gözleriyle bir tarafa, öte tarafa bakarak elleriyle telefonu karıştırarak bir lahzada onlarla görüştü. Kaç okka kömür sarf edileceğini, usta parasını, çırak hakkını hesap etti, nihayet 10 lira verdi. Yanımda oturan bir adam arkadaşına yavaşça dedi ki, ''Nazır körük hakkıyla nefes parasını unuttu.'' Bu lakırdı henüz tamam olmamıştı ki, Nazır'ın gözüne köşede oturan kaba sakallı bir adam ilişti. Bu gazete muhbiriymiş, ona dedi ki, ''Görüyorsunuz, söyleyecek hiçbir şeyim yoktur. Bütün mesuliyetin benden evvelki Nazır'a ait olması iktiza eder. Ellerinde hiçbir şey yokken bu kadar ağır yükü deruhte etmişler, her şeyle ben uğraşmaya mecbur oluyorum. Nezarette hiç kimse işi üstüne vazife etmiyor.'' O adam ve hiç kimse cevap vermedi ve o adam sanki şimdiye kadar uyuyormuş gibi kalktı, sessizce çıktı gitti. O esnada kapı açıldı, boz renkli elbise giymiş kara sakallı, kara bıyıklı, Nazır gibi şaşı gözlü bir adam girdi ve teklifsizce Nazır'ın karşısına gitti, durdu. Nazır, onu görünce şoförü ve demiri ona gösterdi ve dedi ki, ''Biz ötedeyken fıçıların çemberlerini tamir ettirdiğim bir Halit Usta vardı. O nerededir? Onu çağırıp görüşünüz, hemen şimdi.'' Ve artık dinlemedi, beklemedi. Şoför, demir, Mehmet Efendi, tamir için gelen ustalar bırakıp çıktılar. Nazır'ın yanında oturan adam hala usanmamıştı. Nazır döner sandalyesini çevirip ona döndü ve dedi ki, ''Sen benim gibi deli Nazır gördün mü?'' O adam itidalle asla taaccüp etmeyerek ve bu sualin karşısında mebhut kalmayarak cevap verdi. ''Beyefendi, sen bu nezarette bir akıllısını gördünse beraber asalım.'' Sonra biraz durarak ilave etti. ''Lakin beyefendi, bizim paralar ne olacak?'' Nazır cevap verdi. ''Yarısını vereyim, kontratları yırtalım. Ne dersin? Muhasebeci?'' Muhasebeci yalnız tebessüm etti ve elindeki kağıtları uzattı. Ancak yine telefon çalmıştı. Bir eliyle muhasebecinin kağıtlarını aldı, diğeriyle telefonu açmaya çalıştı. ''Acaba neresi? Ne soruyordu? Benim haberim yok, ben ne bileyim. Celal Bey bana öyle dedi.''
Değerli dinleyicilerimiz, Memduh Şevket Esendal'ın kaleme almış olduğu İnsanın Beni adlı hikayesini de böylece sizlerle paylaşmış olduk. Geldik üçüncü ve son hikayemize. Bu hikayemizin adı ise Soysuz Kedi. Cuma günü yemekten sonra şöyle bir uzanayım dedim. Bir kedi yavrusu sesidir gidiyor, cızık cızık bağırışıyorlar, biraz sabrettim olmadı. Devam ediyor. Merdiven başından seslendim. Yahu nedir bu kedi yavruları, bizde mi? Niye bağırıyorlar? Bizim kız cevap verdi. Efendi baba, anaları süt vermiyor, onlar da aç, bağırışıyorlar, dedi. Kızım biz süt filan ver, bir şey yap. Çocuk tekrar cevap verdi. Efendi baba, bunlar küçücük, süt içecek gibi değiller. Çaresi? Çaresi yok. Sonra bizim çocukların anası yukarı çıktı, izahat verdi. Bizim kedi pek soysuz bir şey dedi. Doğuruyor, 15 gün kadar süt veriyor, sonra yavrularını bırakıyor. Düşündüm. Olur ya, serde dervişlik var, ahkam çıkardım. Doğuruyor, âlâ dedim. 15 gün bakıyor, bu da iyi. Sonra bırakıyor. La yezel duvarına bir daha kafamızı vurduk. Çocukların anası ilave etti. Hem yalnız bıraksa bir şey değil, oturup yavrularını da yiyor. Sonra tekrar gebe kalıyor. Ahkam imanım erenler, söz yok. Fakat içimden şüphe çıkmadı. Yavrular mütemadiyen bağırıyorlar. Kalktım, bir bakayım dedim, mutfağa indim. Yavrular bir sepet içinde, henüz yürüyemiyor, adeta sürünüyorlar. Kafalarını titreterek, sürünerek sepetin içinde meme arıyorlar. Anaları da ocağın içine oturmuş, sanki yavrularının bağırdıklarını hiç duymuyor, miskin miskin düşünüyordu. Yahu dedim, bu kedinin karnı aç olmasın, baksana böğrü böğrüne çökmüş. Çocukların anası cevap verdi. Aa, nasıl aç dedi, hayrı onu her gün tıka basa doyuruyor, kendisi soysuz kafir. Ancak kedi bana tok kedi gibi görünmüyor, bir ben tecrübe edeyim dedim. Sütlüceye kadar inip ciğer aldım, kedi tok değilmiş. Ciğer verdim yedi, verdim yedi. Sonra gidip yavrularının yanına yattı. Ertesi sabaha kadar da kalkmadı. Dedim ki yahu insanlıktır, yalan söylenir ancak siz söylerken ölçüsünü de kaçırıyorsunuz. Kedi zil gibi açmış. Çocukların anası derhal telaş etti. Aa dedi, dün Hayri tıka basa doyurmadı mı? Kızı da şahit getirdi. İşte Hayri de içeride, ona da sor. Ve Hayri diye seslendi. Hayri, sen dün bu kediyi doyurmadın mı? Yok. Hani doyuracağım diyordun? Ekmek doğradım ama yedi mi yemedi mi bilmem. Ben ne bileyim, bana doyuracağım dediydi. Ben de onun için söyledim. Ben ciğer aldım, pekala yedi dedim. Çocukların anası hiç beğenmedi. Heh, miskin dedi. Ciğeri biz bulamıyoruz, işim yok da bir de ona ciğer alacağım. Peh! Düşündüm, o da haklı. Serde dervişlik var. Bir zamandır bizim yemek içmekte fakirhane, derviş evi ne olacak? Çocukların anasının da hakkı var. Fakat bu da hayvan. Ertesi akşam da gelirken 100 paralık ciğer daha aldım ama alırken de düşündüm. 100 para 100 paradır. 2,5 defa köprü parası. Vereyim vermeyeyim derken sonunda verdim. Kediyi doyurduk. Aradan bir gün daha geçti. Akşam eve geldim. Bizim kız kapıdan dedi ki, efendi baba, kedi yavrularına gene meme vermiyor. Vermiyor mu? Vermiyor. Acaba neden? Soysuz hınzır. Mutfağa indim, baktım kendisi ortada bile yok. Yavrular da birbirine sokulmuş yatıyorlar, sesleri çıkmıyor. Sesleri çıkmıyor dedim. Çıkmıyor ama bugün sabahtan beri gelmedi dedi. Sesimi çıkarmadım fakat kendi kendime müsterihtim. Değil mi yavruları ses çıkarmıyor, anaları onların açlıklarını, tokluklarını bilir. Fakat yatsıda yavrular tekrar bağırışmaya başladılar. Mutfağa indim, anaları gelmiş fakat yavrularının yanına gitmiyor, yine ocağın içinde miskin miskin oturuyor. Ciğer verdim yedi, lakin yine yavrularının yanına gitmedi. Çıkıp ocağın içine oturdu. Ne dersin? Kedilerle aramızda sual soracak bir vasıta yok ki sebebini sorayım. Yüzüne bakıp derdini keşfe uğraşmaktan başka çaresi yok. Ertesi gün yavrular tekrar aç. Akşam eve geldim, tekrar aç. Ben ciğer getirmekte devam ediyorum fakat o yavrularına süt vermiyor. Bana dervişhane ahkam çıkarmaktan başka çare kalmadı. Ancak bizim Hayri, benden ziyade mütehakkim, o hatayı tashihe kalkışıyor, kediyi tutup zorla yatırıyor, yavruları emziriyor. Madem ki böylesi de olabiliyor, bu da fena değil dedim. Birkaç günde böyle cebri emzirdik. Sonra bir akşam Hayri tutmuş anasını ve yavruları dolaba kapamış. Ancak ertesi sabah dolaptan anaları çıkmış, yavrularsa yok.
çocukların anası yavrularını yediğini söyledi. Biz, çocuklar ve ben sıçan çektiğine zahip olup dolabı araştırdık, delik deşik de yok. Vakıa görülüyor ki yine anaları yemiş olacak. Bizim bildiğimiz yavruları baba kediler yer. Buysa baba kedilere bırakmıyor, kendisi yiyor. Düşündüm, bu da oluyor ve bundan sonra öğrendim. Bizim kedi aç, tok, yavrularına 15 gün bakıyor, sonra bakmıyor ve ölmediklerini görünce oturup güzelce yiyor. Değerli dinleyicilerimiz, Memdu Şevket Esendal'ın 3. hikayesi olan Soysuz Kedi'yi de sizlerle paylaştık. Şimdiye kadar bana eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki Sesli Kitap podcast'imizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.